So viel sind. Nochmal. Ja, okay, hat das verstanden. Selam aleyküm kardeşlerim benim. Thank you.
muss ich ein bisschen mehr rumgehen. Gerade gesagt, eine sehr schöne Gelegenheit, dass man gemeinsam aus ganz Deutschland und aus europäischen Ländern zusammenkommt, um gemeinsam diese Unterdrückung zu verbinden. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Ich freue mich. Danke. Das haben jetzt der nächste. Nochmal. Selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün Hamburg'da Furkan Gönülleri olarak hocamızın arkasında destek yürüyüşü yapacağız ve birkaç kardeşe sual soracağız. Burada şu an bayağı bir kitle birleşmiş olarak az sonra yürüyüş yapacağız ve
bazı kardeşlerimize bir iki soru soracağız inşallah. Soruları. Okay. Gerçi ben de yolladım mı? Selamünaleyküm. Aleyküm. Öncelikle isminizi soralım. Benim adım Mesut Sarı. Sizin isminizi alalım. Ömer Faruk. Sizin isminizi alalım. Adım Sinan İçer. Hangi şehirden geliyorsunuz? Ben Türkiye'de İstanbul'da bulunuyorum ama buraya Berlin'den katılıyorum. Siz hangi şehirden geliyorsunuz? Ben Hamburg. Siz? Ben de Berlin. İlk soruyu size sorabilir miyim? Buraya gelmenizin sebebini öğrenebilir miyiz? Ben buraya gelişim. Buraya gelişimin sebebi Atlas'tan Kuytu Hoca'nın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak da çıkıyor. Atlas'tan Kuytu Hoca Türkiye'de demokrasi ve adaletin olduğu bir taraftan söylenirken 9 aydan bu yana hala içeride bulunuyor. Bir an önce serbest bırakılması gerektiği kanısındayım. Çünkü Alparslan Kuytul Hoca'nın açıklamaları yasal çerçeve içerisinde cereyan etmiştir. Biraz da şöyle izah edeyim. Bu adama iftira atıldığı kanısındayım. Bu sebepten dolayı bunun serbest bırakılması lazım. 9 aylık bir süre mahkemeler için çok uzun bir süre suçsuz bir insanın içeride bulunması da yani ne adalete sığıyor ne de demokrasiye sığıyor. Bu sebepten dolayı bunu bugün burada diğer arkadaşlarla beraber protesto etmek için bulunuyorum. Size sorayım. Bugünkü özgürlük yürüyüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle tüm bankalar adına bu özgürlüğü için haksız yere tecrit altında Alparslan Kurtul Hocamız bu şekilde devam etmesi haksızlık ve demokrat ülke sözde Müslümanların Müslüman ülkesi maalesef bizim oradaki insanlar da buna duyarsız kalıyorlar. Hocamız için buradayız. Özgürlüğü için buradayız. Arkadaşlarla beraber. Onun için. Teşekkürler. Ömer abi hoş geldiniz. Memnun geldiniz. Alparslan Kuytul hocamızın tutuklu olmasının hakkında ne düşünüyorsunuz? Seyircilere paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Alparslan hoca sadece hakkı söylediği için tutuklu. Şu anda. Ve buna çok tuhaf olan bir şey var. Bütün İslami camianın sessiz kalması. Ben kınıyorum bunu. Tüm Müslümanların hepsinin birlik olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de demokrasi var diyorlar. Demokrasinin gereği olarak fikir özgürlüğü çerçevesinde konuşmak istediğini, anlatmak istediğini anlatan bir hocamıza 9 aydan beri tecrüz uygulanıyor. Bu ki eğer ki tecrüz uygulanıyorsa bunun bir sebebi olmalı. Hiç sebep de yok. Hiç yani gerekçe de yok. Ve buna karşılık aslında birçok terör örgütlerine bir tür olaylara karışmış insanlara bile bu kadar adaletsizce zulüm yapılmamıştır. Bunu kınamak için buradayız. Ve Alparslan hocamız yalnız değildir. Sonuna kadar arkasındayız. Allah bizi bu yolda haklının yanında olmayı her zaman nasip eylesin. Size bir soru daha sorabilir miyiz? Alparslan Kuytul sevenleri olarak siz de bugün burada bulunuyorsunuz. Sizin de duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Valla biz her şeyden önce sadece hocamız için değil, Türkiye'nin içerisinde bütün içeride şu anda bulunan mahkumlar için arzu ediyoruz ki bunların mahkeme sürelerinin kısaltılmasını, tabii ki Kuytul hocamızın da serbest bırakılmasını ve Türkiye'nin içerisinde gerçekten demokrat ve adil bir idare şeklinde
inşallah arzu ediyoruz. Amacımız bu. Yani bu sebepten dolayı biz buradayız. Dünyaya sesimizi, insanlarımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Allah razı olsun. Ömer abi bir soru daha sorabilirsek, Alman emniyet görevlilerinden birisi, yani polis vesaire, bu yürüyüşü karşı herhangi bir müdahale bulundu mu? Nasıl hissediyorsunuz? Kendinizi halk nasıl bir tepki verdi? Görüyorsunuz, burası normalde Müslüman olmayan bir ülke. Ve polisleri de görüyorsunuz, herkes gayet normal bir şekilde karşılanıyor ve güvenliği sağlıyor. Hatta bizim burada miting yapmamızı, gösteri yapmamızı veya da konuşma hakkımızı savunuyorlar ve bizi koruyorlar. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'de bırakın böyle miting yapmayı, bırakın böyle yürümeyi. Normal yolda yürüyen, Gaziantep'te Furkan Vakfı'na mensup olan veyahut da normal gönüllüsü olan veyahut da seven birisi olanlar bile sadece bir atkı taktıkları için gözaltına alındılar. Böyle bir haksızlık kesinlikle olmaz. Eğer atkı takmak suçsa biz de takıyoruz elhamdülillah. Yani suç yürümekse bütün insanlar o zaman yürüyenleri yakalamaları lazım. Yani bunun bir gerekçesi olmalı. Yani bu kadar sert bir müdahalenin Furkan Vakfı'na karşı yapılan anlamsız bir durum. Efendim. Yani gerçekten bu haksızlığa son verilmeli efendim, artık. Duyuyorum. Bu bitmeli artık. Allah razı olsun. Sizden de. Sağ olun. Tamam. İnşallah canlı yayınımız tamam, devam edecek. Tamam oldu. Tamam. Hadi. Ich sage, dass der Mensch, dass der Körper mehr Anrecht hat, über die Menschen zu bestimmen, als der Mensch selber. Weil der Mensch ist hat Fehler. Das ist meine Überzeugung. Und das ist unsere Überzeugung. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Gerne. Haben Sie genau diese Frage? Wir sind am besten mal. Wir sind ja vom NDR, ne? Vom NDR, haben wir gerade. Aber ich hoffe natürlich, ja, die Medien haben auch eine Verantwortung. Jetzt könnte man natürlich jetzt das ganz, ganz schlimm zeigen, was ich gesagt habe. Man könnte es ein bisschen schneiden. Das hoffe ich nicht. Ja, ich finde, man sollte das so sagen, wie ich doch gerade gesagt habe. Ich bin überzeugt, auch wenn man unterschiedliche Ansicht ist, können wir uns verstehen. Ja, alles okay. Sie müssen nicht akzeptieren, was ich gesagt habe. Überhaupt nicht. Aber ich muss auch nicht akzeptieren, was ich sage. Oder was ein anderer Mensch vielleicht überzeugt ist. Wichtig ist, dass wir uns einfach freundlich in die Augen schauen und reden. Der Verfassungsschutz hat ja gewisse Folgen. Der Verfassungsschutz macht seine Aufgabe. Der macht seine Aufgabe und das ist völlig okay. Wie gesagt, also wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Wir sind friedlich, wir sagen über unsere Überzeugung und jeder soll das sagen, jeder soll das machen. Ich bin da kein Problem. Damit wir Ihren Namen oder wollen Sie aufschreiben? Okay, also wird das jetzt in der Presse stehen, Sie sind das, wollen Sie das deshalb machen? Ja, heute Abend, wir haben schon für heute Abend in Hamburg. Deswegen, ich weiß aber nicht, wie Sie das jetzt darstellen. Verstehen Sie, ich kenne Sie nicht. Ja? Wie wird jetzt der Text dargestellt? Ja? Nee, das wird gesendet, also wir senden einen Teil des Internets. Also ich,
ich würde deinen Namen erstmal noch nicht sagen. Wir können uns ja erstmal unterhalten. Ich muss erstmal gucken, wie dieser Bericht ist. Wenn der Bericht einigermaßen das wiedergibt, was ich hier gesagt habe, dann können wir uns gerne nochmal treffen von mir aus. Wir können von mir aus in Länge das Interview machen, was ungeschnitten gezeigt wird. Das ist kein Thema. Gut, wir sind heute Abend erstmal. Ja, wie gesagt, aber also, verstehen Sie, ich möchte Ihnen nichts unterstellen. Und ich hoffe wirklich, dass Sie das so darlegen, wie ich das gerade hier mitgeteilt habe. Ja? Ich hoffe nicht, dass Sie den Sprecher des Verfassungsschutzes machen, sondern Sie sollen hier objektiv berichten, das, was ich gerade gesagt habe. Ich hoffe auch, dass Sie Ihre Arbeit dann auch dementsprechend gut machen, hoffe ich. Und leider ist in den Medien, vielleicht haben Sie es ja selber auch mitbekommen, was im Vorfeld den Medien geschrieben wurde, dass wir die Scharia und für das Kalifat auf die Straße gehen. Aber wir gehen hier für einen Freiheitsmarkt auf die Straße. Das heißt, man kann heutzutage leider, die Medien machen heutzutage, verdrehen die Sachen. Wir sind nicht für Kalifat und Scharia auf der Stadt, sondern auf unseren Schal steht Freiheit für auch was dann gut. Das haben die ja eben so konkret nicht gesagt. Wieso? Ja, du hast ein bisschen ausweiten. Nee, Sie haben ja gefragt, warum sind Sie hier? Ich habe ja geantwortet, dass der islamische Gelehrte in der Türkei. Genau, das ist ja der Vorwurf. Genau, deswegen sind wir ja hier. Das haben Sie mich gefragt, warum sind Sie heute hier? Darauf hast du geantwortet. Können Sie nochmal gucken. Okay, Sie sind hier nicht für Scharia und für Kalifat hier, sondern wir haben ja Freiheitsmarsch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde aber auch auf die Medien, weil leider auch die Medien auch dementsprechend also diese falschen Aussagen wenig sagen, auch ein bisschen so Angst, dass ich das werde ich auch darauf eingehen, wenn er redet. Wo wird das denn hier stattfinden? Wird dann ich werde eine Rede halten am Hansaplatz. Dann werden wir dort eine Rede halten. Gut. Es geht dann hier los, quasi? Ich höre dich. Okay, gut, höre ich auch. Okay, gut, weiß Bescheid. Şuradan geçiyoruz ha. Erdoğan abi. Millet bizaya geçsin. Bir daha.
Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Özgürlük yürüyüşümüz şu an Hamburg'da meydanda bu kardeşlerimiz toplanıyor. Biz inşallah birazdan yürüyüşe başlayacağız. Bugün buraya birçok şehirden kardeşlerimiz geldi. Elhamdülillah alanımız gittikçe doluyor. Kardeşlerimiz pankartlar açtılar. Alparslan hocam Kuytul yalnız değildir yazıyor bu pankartın üzerinde. Bazı şeylerde Alparslan Kuytul için özgür, Alparslan Kuytul'a özgürlük. Alparslan hocam yalnız değildir. Öncü nesil flamaları vesaire. Buradan Avrupa'dan birçok Furkan gönüllüsü geldi ve şu an burada bekliyorlar. Birazdan yürüyüşümüz başlayacak inşallah. Yürüyüş
yaklaşık böyle bir 800 ila 1 kilometre arası bir yol görünecek. Ardından bir basın açıklaması yapılacak. Çünkü şimdi bir de bir hocamız, bir kardeşimizle burada bir röportaj yapmak istiyoruz. Selamünaleyküm. Yani demin daha demin medya kuruluşları burada bir televizyon bizimle röportaj yaptı. Belki bununla ilgili birkaç bir şey söyleyebilir misin? Ne sordular? Bunu söyleyebilir misin acaba? Selamünaleyküm. İlk evvela basın bize soru sordu. Yani basın bize soru sordu. Yani bu elhamdülillah aslında güzel bir şey. Kendileri bize soruyor. Biz de cevap verdik. Soruları neydi? Siz niçin buradasınız? Biz de dedik ki biz hocamız şu anda hapiste. Biz onun özgürlüğünü istiyoruz dedik. Ondan sonra bize sordular ki işte sizin hakkınızda siz hilafet, İslam medeniyeti istiyorsunuz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben dedim ki bu benim hakkım dedim. Bu bizim hakkımız. Bu bizim fikir özgürlüğümüz. Biz kimseye zarar vermiyoruz, fikrimizi söylüyoruz. Ondan sonra sordu, istihbarat sizi gözetiyor. Ben dedim ki gözetsin, çünkü onların işidir. Biz de zaten biz hiçbir şey, yani yanlış bir şey yapmıyoruz. Biz fikrimizi söylüyoruz, insanları bilinçliyoruz. Bunu söyledik, yani elhamdülillah. Yani yürüyüşle ilgili soru sordular mı? Yürüyüşle soru aslında, yani niçin yürüyorsunuz, onu sordular. Bize hocamız için özgürlük istediğimizi söyledik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, şimdi birazdan yine yürüyüşlerimiz başlayacak. Kardeşler yerlerine hazırlanıyor. İstiyorsanız şöyle bir gösterebiliriz. Birçok kardeşimiz burada hocamıza özgürlük için meydanlarda yerlerini aldılar. Flamalar var, pankartlar var. Hanım kardeşlerimiz var, erkek kardeşlerimiz var. Avrupa'nın dört bir yanından buraya geldiler. Burada toplanıyorlar. İnşallah birazdan bu yürüyüşümüz başlayacak. Biz bir sokakta yürüyüş yapıp bazı sloganlar atıp ondan sonra bir basın açıklaması yapılacak inşallah. Almanca ve Türkçe olarak. Onu bekliyoruz şu an kardeşlerimizle. İnşallah. Devam edelim. Yürüyüşümüz başlıyor kardeşler. Ön tarafta Alparslan Kuytul yalnız değildir yazılı bir pankart ile yürüyoruz. Kardeşlerimiz sırasıyla dizildiler. Burada Hamburg'un merkezinde işlek bir sokaktan yürüyeceğiz. Gördüğünüz gibi basın burada, polisler de burada ama onlar bir şey yapmıyor, sadece bizi gözetliyor, engellemiyor. İnşallah yürüyüş esnasında da birkaç bilgi ve sloganlarla ilgili açıklamaları getireceğiz inşallah. Thank you.
Haykırın, haykırın, adalet için haykırın. Adalet için haykırın, özgürlük için haykırın kardeşlerim. Tecrit zulmü görüyor. Tecrit altında yazılı bir pankartımız var. Burada bugün Allah'ın izniyle birçok memleketten de insanlar var. Burada bugün sadece Türkler değil, Almanlar, Arnavutu, Arabı, birçok memleketten insanlar geldi. Hep beraber Alparslan Kurt özelliklerini düşürdük istiyorlar. Bunun için kaykırıyorlar. Suçsuz yere ya Allah gibi dikaf. Hal monatı aynı işte. Bir onda sevgiden ke. Hal monatı aynı işte. Bir onda sevgiden ke. 9 aydır tutuklu Alparslan hocamızı geri istiyoruz diyor kardeşlerim. Yeniden yanımıza dönsün istiyorlar. Zulme son verin. Alparslan kurtul vay. Ben afrikte tüvan vay. Nas Alparslan kurtul vay. Ben afrikte tüvan vay. Sesini yükseltmeye geldi. Gördüğünüz gibi çok uzun bir sınavla yürüyüş yapıyor kardeşlerimiz. Kaybolay, kaybolses. Güvenli bir şekilde hiçbir kimseye zarar vermeden yürüyüş yapıyor kardeşlerimiz. Kaybolay, kaybolses. Hey! 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 H
çabalamalarına devam ediyor. Ya Allah, suçsuz yere hapiste Allah'ım ona güç kuvvet ver diye sloganlar atıyor. 9 aydır tutuklu, yeniden aramıza gelmesini istiyoruz diye haykırıyor kardeşlerimiz. Bu özgürlük çağrıları fırtına gibi yayılıyor elhamdülillah. Şu an Hamburg şehrinin en işlek ve en önemli sokaklarından birisine geldiler. Bu sokak Müslümanların çok yoğun yaşadığı ve merkezin en önemli caddelerinden ve en meşhur caddelerinden birisi. Kardeşlerimiz buradan hep beraber yürüyorlar. Bu yürüyüş için bugün bu sokak polisler tarafından kapatıldı. Kardeşlerimizin Alparslan hocama özgürlük onlarca atkılar var. Bir tarafında resmi bir tarafında da öncü neklamasıyla kardeşlerimiz bir araya gelmiş. Gördüğünüz gibi ilk sıralardan kardeşlerimiz beyaz giyimlerle geziyor. Hükümsüz 8 Şubat 2018 tarihinde tecrit tarafında nasıl basan kuyturtlar biz yazılı bir pankart açıklar ön afrika dünyanın nasıl basan kuyturtlar soll ich weiter nach hinten gehen ön afrika dünyanın nasıl basan kuyturtlar kardeşlerimiz şu an bütün yapılacak meydana doğru ilerliyor. Kardeşlerimiz sloganlarla düzenli bir şekilde bütün meydana doğru yürüyor.
Birazdan Almanca ve Türkçe'den bir miting yapılacak. İstiyorsanız bir miting meydanını da göstereyim. Kardeşlerimiz sloganlarla burada yürümeye devam ediyor. Birazdan miting yapılacak. Bu konu açıklaması yapılacak. Basın açıklaması olarak iki dilde yapılacak. Bu şekilde yapılan zorlar binlerce belki de yüz binlerce insanın duymasını şu an ilk konu geliyor. Kardeşlerimiz miting meydanına yaklaştı. Kardeşlerimiz şu an akın akın miting meydanına doğru yürümeye devam ediyor. Çevredeki halkın da bu yürüyüş. Kardeşlerimiz gördüğünüz gibi miting meydanına doğru ilerliyor. Almanca'dan yine sloganları atmaya devam ediyoruz. Kardeşlerimiz diyor ki şu an 9 aydır tutuklu. Biz özgürlüğünü istiyoruz. Alparslan Kurtoğlu Efendi'nin tekrar yanımıza geri dönmesini istiyoruz diyorlar. Gördüğünüz gibi yüzlerce kişi bayraklarla, atkılarla, pankartlarla Alparslan Kurtoğlu Efendi'nin özgürlüğünü istiyor. Şu an kardeşlerim şu an Twitter gündem çalışmasında özgürlük yürüyüşleri Almanya isimli hashtag gündemde birinci sırada yerini tutuyor. Kardeşlerimizin de bunlara daha desteğinin devam etmesini istiyoruz. Allah razı olsun, bu şekilde birçok insan bu olaylardan haberdar oldu. Şu an gördüğünüz gibi miting meydanı için insanlarımız toplamaya sloganlara devam ediyor. Zulme son verin, Alparslan Kurtul'a özgürlük diye kaykırıyorlar. Zulme son verin, Alparslan Kurtul'u serbest bırakın diyor. Kardeşlerimiz. Şu an bayan erkek birçok kardeşimiz meydanda toplamaya başlıyor. Birazdan Almanca ve Türkçe olarak basın açıklaması yapılacak. Özgürlük zamanı diye kardeşlerimiz haykırıyor. Çağırın, haykırın, haykırın. Adalet için haykırın. Özgürlük, özgürlük. Artık özgürlük zamanı diyor kardeşlerimiz. Hiçbir hüküm, hiçbir mahkeme olmadan siz onu neden tutuyorsunuz diye haykırıyorlar. Hiçbir hüküm, hiçbir hüküm, hiçbir mahkeme olmamışken neden tutuyorsunuz gördüğünüz gibi İngilizce'den de yapılmıştır. Alparslan Kurtul için adalet, Alparslan Kurtul kardeşlerimiz şu an Alparslan Kurtul Alparslan Kurtul tekrar aramıza gelsin istiyor. Bazı pankartlar dediğim gibi İngilizce, bazıları Almanca, bazıları Türkçe. Bu şekilde 3 günde kardeşlerimiz bu zulmü bırakıyor. Onun yanında kardeşlerimiz Gancadan da bazı pankartlar düşmüş, şimdi görüyorum. Biraz
Birazdan basın açıklaması için miting başlayacak. Hier rauf, du kannst ihn ja perfekt umgehen. Nasa basın kurt und frei! Kartı açmış. İki dilde hem Türkçe hem bu ülkenin diliyle. Burada mesela Danca'dan da yazmış kardeşlerimiz. Samsunlar birçok özgürlük için haykırıyor. Meine Damen und Herren, als allererstes möchte ich mich für die Einladung und für die Organisation bei den Veranstaltern dieses Freiheitsmarsches für Alparslan Kuytul bedanken. Wir haben heute diesen Freiheitsmarsch veranstaltet, um das Unrecht lautstark bekannt zu machen, welches der muslimische Gelehrte Alparslan Kuytul und seine Freunde in der Türkei erleiden. Wir sind hier, um das Unrecht in jeder Ecke dieser Welt bekannt zu machen. Denn wer ein Unrecht nicht mit seinen Händen beseitigen kann, der soll dieses Unrecht zumindest überall verkünden. Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, wer von euch ein Übel sieht, soll es mit seinen Händen verändern. Und wenn er dies nicht vermag, dann mit seiner Stimme. Alparslan Kuytul ist ein islamischer Gelehrter in der Türkei, der sein ganzes Leben für das Wohl der Menschheit gearbeitet und die Stiftung Furkan Vakfı in der Türkei gegründet hat. Seit 1994 hat seine Stiftung in der Türkei den Menschen den Islam gelehrt. Er hat gelehrt, dass der Islam das ganze Leben eines Menschen erfüllt. Alparslan Kuytul und seine Stiftung haben hierbei den Islam stets friedlich gepredigt. Er tat seine Meinung mit Argumenten kund und seine Meinung gewaltlos zu äußern, darf niemals als kriminelle Tat gewertet werden. Seit über 250 Tagen wird er völlig zu Unrecht in der Türkei ohne ein rechtskräftiges Gerichtsurteil mit Isolationshaft gefoltert. Verleumdungen und eine unehrliche Schmutzkampagne, die das Ziel hatte, den Ruf von Alparslan Kuytul und seiner Stiftung zu schaden, führten zu dieser ungerechten Inhaftierung. Es muss mit aller Deutlichkeit Folgendes klargemacht werden. Extremismus und das Schaden von Menschen wurden immer von Alparslan Kuytul kritisiert.
und mit Beweisen aus dem Koran und dem Leben des Propheten Mohammed widerlegt. Seine Stiftung hat seit 1994 immer ein gutes Zeugnis für ihr vorbildliches Verhalten ausgehändigt bekommen. Alparslan Kurtul und seine Stiftung haben immer die islamische Überzeugung vertreten, dass Allah den Menschen erschaffen hat und dass dieser Schöpfer den Menschen lehrte, wie sie ihre Politik und ihre Gesellschaft gestalten sollten. Der Muslim glaubt nicht an einen Allah, der lediglich erschafft. Er glaubt nicht an einen Schöpfer, an einen Gott, der lediglich erschafft und danach nichts mehr zu sagen hat. Nein, der Muslim glaubt an einen Gott, der erschafft und den Menschen zeigt, was richtig und was falsch ist. Er glaubt an einen Gott, der sich zu Themen wie Handelsrecht, Wirtschaftsrecht, Eherecht, Strafrecht und zu unzähligen politischen Themen äußert. Da der Islam auch zu politischen Themen eine Ansicht hat, ist es selbstverständlich logisch, dass ein islamischer Gelehrter wie Alparslan Kurtul auch zu aktuellen politischen Ereignissen seine Ansicht dem Volk mitteilt. So hat er schon am Anfang des Syrienkrieges über das Öl Alparslan Kurtul die islamischen Länder, als diese aktiv die USA dabei unterstützten, Länder wie Syrien und Irak zu bombardieren. Die Unterstützung dieser Kriege kann von keinem Menschen befürwortet werden. Denn die Zerstörung von ganzen Ländereien und die Gräueltaten an Menschen können niemals im Islam erlaubt sein. Alparslan Kurtul sah es immer als seine Pflicht, gegen das Unrecht zu reden. Unbegründeterweise wurde Alparslan Kurtul ohne Beweise inhaftiert mit der Begründung, dass er und seine Stiftung angebliche Verbindungen zu Terrorgruppen wie dem IS hätten. Unbegründet ist diese Behauptung deshalb, weil Alparslan Kurtul aufgrund seiner Kritik am IS ja selber auf der Todesliste des IS steht. In den Prozessakten kam vor einigen Wochen heraus, dass selbst der türkische Geheimdienst zum Ergebnis kam, dass Alparslan Kurtul und seine Stiftung keinerlei Verbindungen zu Terrorgruppen haben und dass er es ablehnt, dass Muslime in die Kriegsgebiete auswandern. Es wurde dadurch bewiesen, dass er und seine Stiftung friedlich handeln. Wir fragen, wenn selbst der Geheimdienst Alparslan Kurtul davon freispricht, Verbindungen zu Terrororganisationen zu haben und außerdem bewiesen wurde, dass er seine Überzeugung stets auf friedliche Weise kundgetan hat. Warum ist er seit über 250 Tagen in Isolationshaft? Am 8. November ist sein Gerichtstermin und es kann nur ein gerechtes Urteil geben. Freiheit und Freispruch für Alparslan Kurtul. Alparslan Kurtul hat immer jene verteidigt, die nach dem Maßstab des Korans im Recht sind, ganz gleich, ob es sich um Muslime oder Nicht-Muslime handelt. Dies ist und war für viele ein Dorn im Auge. Er folgt hierbei stets unvoreingenommen den Prinzipien des Islams. Jeder Muslim, ohne Ausnahme, glaubt daran, dass Allah, unser aller Schöpfer, sich zu politischen Themen im Koran geäußert hat. Jeder islamische Gelehrte wird dies bestätigen. Alparslan Kurtul hat diese Wahrheit immer ausgesprochen, weil diese die Lehre des Islams ist. Aber es scheint so, dass man die Menschen der Wahrheit zum Schweigen bringen möchte. Doch wir werden nicht schweigen.
Ausnahmslos jeder Mensch hat das Recht, so zu glauben, wie er will. Denn Allah sagt im ewigen Koran, es gibt keinen Zwang im Glauben. Jeder soll an das glauben, wovon er überzeugt ist. Jeder soll seine eigene Meinung haben. Wichtig ist, dass wir Menschen uns ehrlich und aufrichtig die Wahrheit und unsere Überzeugungen ins Gesicht sagen können und auf eine gute Weise miteinander, mit Argumenten diskutieren können. Leider mussten wir feststellen, dass einige Medien im Vorfeld dieses Freiheitsmarsches kuruluşları bu özgürlük yürüyüşünü İslamcılar sokağa çıkıyor diye yayınladılar. Fakat İslamist, İslamcı kelimesini kullandılar. Ve medyada deniliyor ki İslamcı birisi, İslamcı kimdir? İslamcı siyaseti ve dini ayrılmayan kimdir? Dediğim gibi bütün Müslümanlar zaten dinin ve siyasetin farklı olmadığı, ayrı olmadığına inanır. Allah-u Teala nikaha da siyasete de karışır. Allah bunu öğretti. Allah-u Teala zaten toplumu nasıl düzenleyeceğimizi bize öğretmiştir. Diese Tatsache hat nichts mit Islamisten zu tun, sondern ist ein Fundament der islamischen Glaubenslehre und somit auch der Glaube der Muslime. Wenn der Mensch davon überzeugt ist, dass es einen Gott gibt und dass der Koran von diesem einen Gott offenbart wurde, dann ist es nur logisch, Dann ist es nur logisch, dass er Menschen, en uygun yaşama tarzını öğretebilecek Allah'tır. Hiçbir insan bu gerçeği inkar edemez. Kimse diyemez ki biz Allah'tan daha iyi biliyoruz diyemez. Bu taşıdığımız düşünce, savunduğumuz akide birçok insan düşünmeyecek kadar derindir. Biz insanlara doğruyu söylüyoruz, biz dürüst davranıyoruz. Wir sind trotz unserer Überzeugung, wir sind Düşmanlarımız, insanlığın düşmanlısı olan insanlardır. Durch Drohnenangriffe und Bomben ermordet werden. Die Feinde der Menschheit sind jene, welche andere Menschen unterdrücken und anderen Menschen ihre eigene Überzeugung aufzwingen wollen. Wir leben Tür an Tür mit unseren nicht-muslimischen Nachbarn und unsere Nachbarn werden von uns Muslimen geschätzt. Denn unser Prophet Muhammed, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte, wer satt zu Bett geht, während sein Nachbar hungert, der gehört nicht zu uns. Und der Prophet sagte, bei Allah, er glaubt nicht. Peygamber Efendimiz'e soruldu. Kim iman etmiyor ey Allah'ın Resulü? Der Prophet
Peygamberimiz diyor ki buna, o kimse ki nicht sicher ist vor seiner komşusu kendisinden emin olmayan kimse iman etmemiştir diyor Peygamberimiz. Bu bize gösteriyor ki konuşmada söylenen Vielleicht sprengen sie sich ja und ihre Antifreunde in die Luft. Und Kommentare dieser Art werden irgendwie vom Verfassungsschutz warnt vor Islamisten-Demo gefördert. Vor was warnt der Verfassungsschutz? Wir sind offen und haben nichts zu verbergen, denn wir sind nicht kriminell, noch schaden wir den Menschen. Unsere Überzeugung teilen wir jeden stolz und selbstbewusst mit, da wir durch rationale Überlegungen zu unserer Überzeugung gelangt sind. Und unsere Überzeugung können wir jedem mit rationalen Argumenten darlegen, dass es Menschen gibt, die sich als Demokraten bezeichnen und ein Verbot dieses Freiheitsmarsches gefordert haben. Bazı insanların kendilerine demokrat deyip de bu yürüyüşün yasaklanmasını istemesi aslında gösteriyor ki bu insanlar kendi anayasalarına karşı düşmandır. Çünkü Alman anayasası bütün Almanlara özgürlük marşı yapmasını zaten müsaade ediyor. Und auch bei der Polizei teşekkür etmek istiyorum ki bize bu yürüyüşü yapmaya müsaade ettiler. Wir sind heute mit unseren Familien und mit unseren Kindern hier, um ein Unrecht anzusprechen. Dies ist unsere eindeutige Absicht. Bu bizim tek, und ein Unrecht ansprechen zu dürfen, sollte das Recht eines jeden Menschen sein. Die falsche Verwendung dieser Begriffe wie Islamist zeigt, dass die Mehrheitsgesellschaft und die Muslime sich besser kennenlernen müssen. Wir als Muslime müssen den Bürgern dieses Landes unsere Religion bekannt machen. Dabei müssen Muslime und Nicht-Muslime nicht immer einer Meinung sein. Aber sie müssen in diesem Land friedlich leben. Von uns Muslimen kann nicht gefordert werden, unsere Überzeugungen aufzugeben. Denn wir müssen nicht einer Meinung sein. Wir können uns darauf einigen, nicht einer Ansicht zu sein. Was man aber von den Muslimen verlangen darf, ist das, was man von jedem Bürger in Deutschland verlangen darf. Und zwar, dass keiner dem anderen schadet und dass keiner straffällig wird. Denn viele hier bei diesem Freiheitsmarsch sprechen die deutsche Sprache perfekt, haben eine gute Bildung genossen, zahlen hier ihre Steuern und kamen niemals mit dem Gesetz in Konflikt. Dass wir eine andere Überzeugung als die Mehrheitsgesellschaft haben, stand niemals und steht niemals einem friedlichen Miteinander entgegen. Gewiss wird es Menschen geben, welche die Ansichten von Alparslan Kuytu, seiner Stiftung und welche den Ansichten im Islam grundsätzlich nicht zustimmen werden. Dass die Menschen ihre eigene Ansicht haben, das ist ihr gutes Recht. Es ist sogar das Recht, welches Allah jedem Menschen gab. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Aber was nicht sein darf, ist, dass von den Menschen durch Verleumdungen und Schutzkampagnen in Dreck zieht, einer sachlichen Diskussion aus dem Weg geht und stattdessen die Menschen ohne Recht mit Gefängnis bestraft und sie verleumdet.
haksız ya da haksız yapmak asla doğru olamaz. Es ist ein Unrecht, dass Menschen eingesperrt werden, wenn sie ihre Meinung frei und friedlich äußern. Und deshalb stehen wir hier. Wir stehen dafür, dass Auffassungsfreiheit und jeder zu Unrecht inhaftierte Mensch auf der Welt freigelassen wird. Und deshalb sind meine letzten Worte in dieser Rede Freiheit für Auffassungsfreiheit. Almanca bölümü şu an sona erdi. Şimdi Türkçe bölüme geçeceğiz inşallah. Türkçe bölüme geçiyor. Sen biraz pause yap. Ich werde nun eine Presseerklärung auf Türkisch machen. Diyor ki ben bir Türkçe basın açıklaması yapacağım. Şu an Türkçe'den devam edelim. Öncelikle bu yürüyüşü düzenleyen, emeği geçen ve bizleri davet eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Kıymetli katılımcılar, saygıdeğer basın mensupları. Bu yürüyüşe katılmamızın sebebi şu meşhur söze dayanmaktadır. Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun. Gördüğünüz üzere Alparslan Kuytula özgürlük adı altında bir yürüyüş düzenlenmiştir. Evet, bizler de şu anda Türkiye'de suçsuz yere tecrit zulmüne maruz kalan Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin özgürlüğünü istiyoruz. Bunu Almanya'da dile getirmemizin tek sebebi Almanya'da yaşadığımız içindir. Ardında başka niyetlerin aranmasına gerek yoktur. Burada yaşadığımız için mesajımız da yaşadığımız yerden vermek ve Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak bu haksızlığa tepkimizi göstermek istedik. Zaten Mısır halkının gönülden severek ve seçerek devletin başına getirdiği Muhammed Mursi silah gücü ile, katliamlar ile deviren zalim darbeci Sisi'yi kucaklayarak karşılayanlardan medet ummuyoruz. Alparslan Kuytul Hoca Efendi, Müslüman mazlumun yanında zalimin karşısında olmalıdır derdi. Bu duruşumuz nerede olursak olalım değişmeyecektir. Bizim buradaki amacımız Avrupa'da yaşayan Müslüman toplumuna ve adalet değerini kaybetmemiş, adil yargıyı destekleyen, haksız yere bir insanın tecrit zulmüne maruz bırakılmasının yanlış olduğunu savunan bütün insanlara hitap etmektir. Furkan Vakfı'nın kurucusu olan Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin hedefi daima insanlığın huzuru olmuştur. O peygamberlerin yoluna ve metodunu baz alarak toplumu aydınlatıp hakiki İslam'ın anlaşılması için mücadele veren bir alimdir. Kendisinin kurmuş olduğu Furkan Vakfı, bizim buradan da gördüğümüz ve defalarca şahit olduğumuz üzere birçok hayır işlere imza atmıştır. Mesela yoksul ailelere sahip çıkmak, özellikle Suriyeli, fakir, kimsesiz aileler için şefkatle samimice başlatılan kardeş aile projesi. Onlara sadece maddi değil manevi destek de veren, onların derdini gerçekten dert edinerek her konuda yardımlarına koşan güzel insanların çabalarına şahit olduk. Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin bizzat fakir aileleri ziyaret etmesi, onlarla beraber muhabbet etmesi, aynı sofrayı aynı garibanlarla gariban sofraların paylaşması toplumsal duyarlılıkta bizlere de örnek olmuştur. Diğer yandan İslam'ı en doğru şekliyle öğrenen, anlayan ve yaşayan bir nesil yetiştirmek gayreti. Bu konuda Furkan Vakfı Türkiye'de öncü bir vakıftır. Ve saymakla bitmeyecek daha nice ümmeti Muhammed'in hayrı ve geleceği için yapılan çalışmalar ile dop dolu, rengarenk, heyecanlı ve halkına kucak açmış bir nesil oluşmaya başlamıştır. Böyle bir neslin yetişmesi, bir öncü neslin yetişmesi topluma zarar değil, kesinlikle fayda ve değer katacaktır. Muhterem hocamız
geçmişte gerçekleştirmiş olduğu konferanslarında sürekli peygamberlerin yoluna, tevhide, Kur'an'a ve vahdete davet etmiştir. Sözlerini Avrupa'ya gelince değiştirmemiştir. Aynı mesajı her yerde verdiğini onu tanıyanlar iyi bilirler. Kendisinin Avrupa'da bulunduğu vakitlerde bizlere anlattığı dersler tamamen toplumu birleştirecek ve kaynaştıracak öğütlerden olmuştur. Bize insanlığın hayrı ve ıslahı için gece gündüz çalışmayı öğüt etmiştir. Allah'ı sevmeyi, Resulullah'ın izinden gitmeyi, aslımızı, geçmişimizi unutmamayı öğretmiş, bizlere özümüze dönmeyi hatırlatmıştır. Avrupa hayatının bu zor imtihanlarından, fitnelerinden kurtuluş reçetesini öğretip, Allah'ın ipine sarılmayı, imanımızı kurtarmanın yollarını göstermiştir bize. Ayrıca daima araştırın, gittiğiniz yoldan mutmain olun, körü körüne bir fikre kapılmayın diyerek bizlere bir nevi araştırmacı ruhunu kazandırdığı da kesindir. Ve böylesi değerli bir alimin suçsuz yere hapse atılması bizleri derinden üzmüştür. 9 aydır mahkeme kararı ve deliller olmaksızın Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin hapiste olması yetmiyormuş gibi tecrüt zulmüne de maruz kalmasına hala inanmakta zorluk çekiyoruz. 30 Ocak'tan bu yana yaşananlar sanki bir kabus gibi birkaç güne anlaşılır, hapis edilen hocamız ve arkadaşları beraat eder dedik. Bekledik, bekledik ve bekledik. Fakat artık gelinen nokta kabul edilecek bir şey değildir. Bu adaletsizlik o güzel memleketimize yakışmamaktadır. Hocamız 8 Şubat'tan bu yana terör örgütü üyeliği ya da bir takım terör örgütlerine yardım kapsamında tutuklu yargılanarak ve bu sebeple birçok hakları kısıtlanarak ve insanlarla ilişkisi kesilerek Bolu'da F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tecrit zulmüne maruz bırakılmaktadır. Bahsi geçen örgütler ise şunlardır: FETÖ, PKK, IŞİD, yani DAEŞ ya da PYD. Bunları sayarken bile ne kadar abes olduğu ortaya çıkmaktadır. Bildiğiniz üzere bu örgütlerin tamamı birbirine zıttır ve birbirlerine düşmanlığıyla bilinirler. Öte yandan zaten Milli İstihbarat Teşkilatı emniyet ve TEM raporlarında, terörle mücadele raporlarında anlaşıldığı üzere Alparslan Kuytul Hoca Efendi ve Furkan Vakfı'nın hiçbir terör örgütüyle bir bağlantısı yoktur. MİT ve İstihbarat Daire Başkanlığı'nın raporunu olduğu gibi size okumak istiyorum. Bu belgeleri alparslankuytul.com alparslankuytul.com internet sitesinden sizler de ulaşabilir ve kendiniz de inceleyebilirsiniz. Bu rapor aleni bir şekilde Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin ve Furkan Vakfı'nın temizliğini ortaya koymuştur. Raporda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı 1994'ten bu yana legal, yasal olarak faaliyet yürütmekte, Adana ve Gaziantep olmak üzere ülkemiz genelinde 33 şubesi bulunmaktadır. Söz konusu vakfın kuruluculuğu ve manevi liderliğini yapan Alparslan Kuytul, Alparslan Kuytul'un bazı politikaları eleştirdiği, selefi ve tekfirci anlayışı benimsemediği, çatışma bölgelerine gidilmesinin doğru bulunmadığına dair beyanlar bulunmaktadır. Bahse konusu olan vakfın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısına rastlanmamıştır denilmektedir. Bu okumuş olduğum kısa yer raporda geçen ve Furkan Vakfı'nın temizliğini kanıtlayan bir rapordur.
resmi belgelerdir. Ve dediğimiz üzere alparslankuytul.com web sitesinden sizler de inceleyebilirsiniz. Yine ikinci raporda gerek Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin gayesi, gerekse vakfın kuruluş amacı daha açık bir şekilde devlet tarafından ortaya konulmaktadır. Raporda aynen şöyle söylüyor. Furkan Vakfı'nın amacı İslam medeniyeti kurmak. İslam medeniyeti kurmak olduğu, bu amaçla da hayırlı işlerde topluma öncülük yapacak öncü bir neslin yetiştirmeyi hedefledikleri, tefsir, siyer, tevhid dersleri gibi dersler yaptıkları belirlendi. Yine vakfın ihtiyaç sahiplerine aynı nakdi yardımlar yaptığı, öğrencilere burs verdiği Alparslan Kuytul'un birçok ilde, Almanya ve Danimarka'da konferanslar verdiği değerlendirilmiştir. Bahse konu olan vakıf ve kurucusu olan Alparslan Kuytul hakkında yürütülen istihbari çalışmalarda herhangi bir terör örgütüyle irtibatlarının bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bir raporu daha sizlere okuyacağım. Ve bu raporda özellikle FETÖ ile bağlantısının olup olmadığı araştırılmış ve emniyet tarafından rapor edilmiştir. Alparslan Kuytul isimli şahsın örgütün gizli haberleşmede kullandığı değerlendirilen Baylog programında kaydının olmadığı KHK ile kapatılan derneklerde üyelik kayıtlarının bulunmadığı, ilimizde faaliyet gösteren Bank Asya şubelerinde 1 Ocak 2014 tarihinden örgüt ile itisaklı şahısların genellikle bankanın 1 Ocak 2014 tarihinden bankanın faaliyetlerinin sonlandırıldığı dönem aralığında hesap hareketinin olmadığı, örgüt ile itisaklı şahısların genellikle konaklama kaydı bulunan otellerde konaklama kaydı olmadığı, örgüt ile itisaklı oldukları değerlendirilerek haklarında yasal işlem yapılan şüphelilere ait temin edilen HTS kayıtlarında şahsın herhangi bir irtibatlarının olmadığı anlaşılmıştır. Adı geçen şahsın Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı'nın FETÖ ya da PDY silahlı terör örgütü ile ilgisi, irtibatı ve ilişiği olduğuna dair bilgi ve belge elde edilememiştir. Tekrar diyorum, bu belgelere alparslankuytul.com internet sitesinden ulaşabilir ve kendiniz bizzat inceleyebilirsiniz. Resmi belgelerden de anlaşılacağı üzere 30 Ocak'tan bu yana algı operasyonları oluşturarak Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul Hoca Efendi'yi halkımızın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışan ve terör örgütleriyle ilişkilendirerek medya iftira dolu haberler servis eden karanlık insanların iftira kampanyası çökmüştür. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda olacaktır. Türkiye'deki Furkan gönüllerinin kendi aralarında şu an hala devam ettirdiği bazı faaliyetler esnasında da neredeyse her gün polis kimlik kontrolü ve incelemeler yapmaktadır. Fakat bu incelemeler sonucunda ne bir suç ne de kanuna aykırı en ufak bir eylem tespit edilmemiştir. Bu da şunu göstermektedir. Hala faaliyetlerin yürüdüğü bilinmektedir. Bazı faaliyetlerin yürüdüğü bilinmektedir. Ve bugün de aldığımız bazı haberlere göre bir takım yürüyüşlerin atkı takmanın yasak olmasından dolayı, yani şu bizim taktığımız atkının atkı ile kaldırımda yürümenin yasak olduğunu söyleyerek oradaki kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı durdurup kimlik kontrolünden geçirip zaman zaman gözaltına alıyorlar. Bunun da haberini az önce aldık. Ve bu yapılan uygulamayı da buradan şiddetle kınıyoruz
yapılan zulüm yetmiyormuş gibi zulme karşı susmak istemeyen insanları da bu tür muameleyle sindirmeye çalışmaları da bir başka suçtur. Özgürlük, özgürlük zamanıydı. Haykırın, adalet için haykırın. Diyor kardeşlerimiz. Özgürlük hemen şimdi. Al bu iki. Şimdi siz değerli dinleyenlere soruyoruz. Belgelerle ve raporlarla hocamızın suçsuz olduğunu devlet kendi eliyle ispatladığı halde Alparslan Kuytul Hoca Efendi neden 9 aydır hapiste, neden tecrit zulmüne maruz bırakılmaktadır? Neden tecrit zulmü esnasında vefat eden ağabeyinin cenazesinden bile mahrum edilmiştir? Neden hasta, yaşlı, ona belki de son günlerinde ihtiyacı olan annesinden koparılmaktadır? Neden çocuklarından, eşinden koparılmaktadır? Bu bir insanlık suçu değil midir? Buna bizler nasıl susarız? Ya da buna susanlara şunu sormak istiyorum. Böylese bir adaletsizliğe sessiz kalmayı nasıl başarıyorsunuz? Unutmayın, Alparslan Kuytul Hoca Efendi suçsuz yere hapsedilen, işkence gören bütün Müslümanların adeta sembolü haline gelmiştir. Nasıl olur da görmezden gelinir? Rabbimiz bizlere güç, kuvvet verdiği müddetçe bu haksızlığa ve bütün adaletsizliklere karşı son nefesimize kadar mücadele vereceğiz. Hocamızın da bize öğrettiği gibi mazlumun yanında zalimlerin karşısında olacağız. Bir yere kadar değil, sonuna kadar Allah'ın izniyle bu zulüm son bulana kadar yürüyüşlere, duyurulara kapı kapı gezip insanlara hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Konuşmamın başlarında da belirttiğim üzere hocamızın bize öğrettikleri değerler karşılığında ona yapılan bu adaletsizliği bütün dünyaya duyurmak bize bir vefa borcudur. Sabırla dinlediğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Türkiye'den bizleri izleyen kıymetli Furkan gönüllülerine selam olsun. Şunu da herkes bilmelidir. Alparslan Kuytul Hoca Efendi Türkiye'de yalnız olmadığı gibi Avrupa'da da yalnız değildir. Allah Azze ve Celle sabredenlerle beraberdir. İstikbal İslam'ındır. Hey hayırlı! Alparslan Kuytul! Alparslan Kuytul'a özgürlük! Alparslan Kuytul'a özgürlük! Diye hakkında kardeşlerimiz. Alparslan Kuytul! Ich möchte, dass wir mit einem Mitgebet abschließen. Bir dua ile son, ja, auf Allah. Istiyorum. Es gibt keinen Gott außer dir. Senden başka ilah yok. Du hast keinen Partner. Senin hiçbir du ähnelst niemandem. Sen und du hast Macht über alle Dinge. Sen her şeye kadirsin. Du kennst das Verborgene. Sen bütün und du kennst deine Schöpfung am besten. Gaybı ve bütün befreie Alparslan Kuytul Hoca Efendi und seine Brüder. Befreie alle zu Unrecht inhaftierten Menschen auf der ganzen Welt. Ja, Rabbi, bütün, ermögliche es, dass sie wieder mit ihren Familien Onlara geri dönmeyi Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an alle, die diesen Straßenzug ermöglicht haben, dass sich alle sehr vorbildlich benommen haben. Ein Dank an euch alle. Die Demonstration ist hiermit offiziell beendet. Vielen Dank. Alparslan Kuytul için. Ne istiyoruz? Özgürlük. Kim için? Alparslan Kuytul için. Hay hay! Diye slogan atıyoruz. Alparslan Kuytul! Furkan Gönüllülerin yapmış olduğu özgürlük marşı sona erdi. Kardeşlerimiz sakin bir şekilde hiçbir yere zarar vermeden yerlerinden ayrılıyor. Hazırladıkları pankarları topluyor. Biz kardeşlerimize de buradan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah hocamızı bir an önce özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Şekilde hiçbir yere zarar vermeden bugün buraya geldiler, toplandılar, yürüyüşünü yaptılar ve mitingi Allah'ın yardımıyla en güzel şekilde yaptılar. Şu an kardeşlerimiz yavaş yavaş geri evlerine dönmek için dağılmakta. Noch einmal als letzte Ansage, wir gehen inshallah zum Gebet über, fangt euch langsam aufzuteilen Richtung Moschee zu gehen. Soruları kim soruyor? Sultan Hoca nerede? Öncelikle kardeşlerim, programımız bittikten sonra bir iki katılımcıyla daha röportaj yapmak istiyorum. Yanımda bir abimiz var. Öncelikle bir kısaca kendini tanıtabilir misin abi? İsmim Haydar. Bondan geliyorum. Bondan geliyorsunuz. Korkan Gönüllülerden birisiniz. Bu özgürlük yürüyüşünü nasıl buldunuz? Bu programı nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuda biraz düşüncelerinizi alabilir miyiz? İnşallah Avrupa'da da Alparslan Kuytul Hoca Efendi'ye yapılan haksızlık yeterince duyurulmuştu. Bu vesileyle Türkiye'de tecritte kalan hocamıza desteğimizi gösterdik. İnşallah amacına ulaşmıştır. Kardeşlerine Allah razı olsun. Allah razı olsun röportajımız için. Sağ olun. Bir kardeş abimizle daha röportaj yapacağız burada. Abi hoş geldin. Öncelikle seni kısaca tanıyabilir miyiz? Danimarka'dan geliyorum. Danimarka'dan katılıyorsunuz. Sizden de bir düşüncenizi alabilir miyiz? Siz bu programa ne için geldiniz? Bu programı şimdi gerçekleştirdik. Nasıl bunu değerlendiriyorsunuz? Bunun hakkında birkaç kelime söyleyebilir misiniz? Şu anda haksız ve hukuksuz bir şekilde Alparslan Kuytul Hoca Efendi tecrit zulmü altında. Ve biz bunu protesto etmek için burada bulunuyoruz.
ve bu haksız tutuklamayı bütün herkese duyurmak için buradayız. Ve gerçekten çok güzel bir katılım oldu. Allah razı olsun bütün gelen kardeşlerimizden. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kardeşlerim. Kardeşlerim burada Avrupa'nın dört bir yanından kardeşlerimiz geldi, programa katıldılar. Hiçbir taşkınlık, hiçbir kötü olay olmaksızın barışçıl bir şekilde programımızı yaptık. Şimdi namazlarını kılmak için camilere dağılıyor katılımcılar. İnşallah bu şimdi de programımız bitmiştir. İnşallah başka bir programa görüşmek üzere. Hepinizi Avrupa'dan selamlıyoruz. Tekrar Rabbimizden Alparslan Kurtul Hoca Efendi'ye özgürlük vermesini, nasip etmesini diliyoruz. Hepinize hayırlı geceler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Thank you.